bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. Yeni Nesil Yayıncılık'tan, 360 ekranlarından, Gezmek Olsun programından herkese merhabalar efendim. Umarım çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim ve bugün neredeyiz hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesine bağlı Eminönü semtindeyiz. Ben Eminönü için diyorum ki kalbin attığı yer, İstanbul'un kalbinin attığı yer. Eminönü semti gez gez bitecek gibi değil. Benden söylemesi, ay Yıldız geçen gün gittin, ay bıktık Eminönü'nden falan demek yok. Kaç parayla gezeceğiz? Hemen paramızı alalım. Sonra Eminönü'nde hangi caddeyi gezeceğimizin bilgisini karnımızı doyururken verelim. Çünkü ben aşırı derecede aç başladım programı. Niye benim karnımı doyurmuyorsun sen? Orada diyor dönerci var diyor. Döner yiyelim diyor Recep. Peki. Kaç para verdiniz? Köfteci de var diyor abla. Ben döner yiyeceğim. Köfte yemeyeceğim. Balık ekmek. Balık ekmek diyor bir tanesi. Şimdi 50, 70, 80. O zaman 360 ekranlarında gezmek olsun. 80 lirayla başlasın. Paramızı aldık. Şimdi gezmeye başlıyoruz. Mısır Çarşısı'nın Ketenciler Kapısı'nın karşı sokağındayız, caddesindeyiz. Onun bilgisini vereyim. Burada birçok hediyelik eşya alabileceğiniz, bere alabileceğiniz ya da takı alabileceğiniz dükkan var. Buradan Ketenciler Kapısı'ndan başlıyor bu cadde. Şöyle dört yol ağzına kadar gidiyor. Yani çok uzun bir cadde. Biz bütün dükkanlara giremeyiz. Her programda olduğu gibi. Belirli böyle birkaç dükkana gireceğiz. Siz de ne yapacaksınız? Sonra çıkacaksınız, geleceksiniz. Ya benim girdiğim dükkanları gezeceksiniz. Çünkü ben fiyat bilgisi de veriyorum ya. Ya da kendi istediğiniz dükkanlarda gezeceksiniz. Şimdi aç Yıldız çalışamaz sevgili seyirciler ve konuşamaz. Şimdi burada çok meşhur bir dönerci varmış. Şöyle bakın, çok butik bir yer. Aile salonumuz vardır diyor ama aile salonu nerede? Onu bilmiyorum. Burası mı aile salonu? Ha, karşıda salonları da varmış ama ben böyle butik yerleri daha çok seviyorum. Burada oturuyorsunuz, dönerinizi söylüyorsunuz. Ya porsiyon olarak ya da ekmek arası lavaş. Yiyorsunuz, kalkıp gidiyorsunuz. Bu döner ette katkı maddesi olmayan döner. Onun bilgisini vereyim. Şimdi birazcık sizi böyle dönerle baş başa bırakayım. Fiyat bilgileriyle ve buranın kaç gün açık olduğuyla falan ve siparişimle sizi karşılayayım, değil mi? Buyurun. Şimdi sevgili seyirciler, Yıldız'cığım Eminönü'ne geldiğinde balık ekmek keyfi yapmıyor musun? Sakın demeyin. Sabuncuhan Caddesi'nin en meşhur dönercisindeyim. Burası haftanın 7 günü açık. Sabah 7, akşam 7. Sadece Ramazan ayında kapalıymış. Onun bilgisini vereyim sizlere. Hemen fiyat bilgisini söyleyeyim. Burada içeceğiniz her içecek 4 lira. Bütün meşrubatlar 4 lira, onu söyleyeyim. Onun dışında eğer ki 50 gram işte döner yemek istiyorsanız 12 lira, 60 gramı 15 lira, 80 gramı 20 lira, 70 gramı 17 lira, 100 gramı 24 lira. Yani burada fiyatlar 12 liradan başlıyor, 150 liraya kadar çıkabiliyor. Aa Yıldız, 150 lira dönere verilir mi demeyin. 800 gramı 150 lira. Ben burada butik bir şekilde oturmayı tercih ettiğim için burayı tercih ettim ama isterseniz Eminönü'ne gezmeye geldiğinizde aile salonları da var hemen karşısında. Buranın Sabuncuhan'da
caddenin isminde, hanın içinde. Aile salonunda da oturup porsiyon dönerinizi yiyebilirsiniz. Ben şimdi 100 gram lavaş döner istiyorum abi. Tamamdır dediler. E o zaman ne yapayım? Ben dönerimi bekleyeyim. Siz de Sabuncuhan Caddesi'nde birazcık dolaşın. Ha bir de lavaşa döner nasıl yapılıyormuş bir bakın. Çünkü tekrar söylüyorum, bu dönerde ki ette katkı maddesi yok ve lavaşın ekmeğin içine böyle patates püresi falan sürüyorlarmış. E o zaman buyurun. Dönerim geldi. Bir de ayran söyledim. Buranın açık ayranı da meşhurmuş. Açık ayranım da geldi. 100 gram döner istedim. 24 lira. Ayran da 4 lira. 80 lirayla yola çıkmıştık. Ben normalde dışarıda et yemem. Bir kere onu söyleyeyim. Ama buranın dönerini o kadar çok methettiler ki sevgili seyirciler. Eminönü'ne gelmişken Sabuncuhan Caddesi'ne burada döner yemeden gitmek istemedim. Buraya haftanın 7 günü gelip sabah 7 akşam 7'de dönerinizi yiyebilirsiniz. İster lavaş, ister pide, ister ekmek arası. İsterseniz de porsiyon olarak yiyebilirsiniz. İçeceğiniz her içeceğinde 4 lira olduğunun bilgisini vereyim. Hem ben kendimi izlerken hem de siz beni izlerken canınız istemesin. Evimin önüne geldiğinizde tekrar söylüyorum, mutlaka gelin. Mehmetciğim hemen sol taraftan 80 liradan 28 lira düşürür müsün? Çok teşekkür ediyorum. O zaman aç yıldız çalışamaz. Hemen dönerini yesin güzel bir şekilde ve ne yapsın? Sabuncuhan Caddesi'ni karıştırmaya başlasın. Karnım doydu, açık ayranımı da içtim. Gerçekten ben böyle satılan, yani sokakta satılan döner falan yemem. Recep sen? Recep de yemezmiş. Recep de yedi sayemde. Çünkü gerçekten çok lezzetliydi ve çok güzeldi. Şimdi burada birbirinden güzel mağazalar var sevgili seyirciler. Hem toptan alışveriş yapabileceğiniz hem de perakende bir şeyler alabileceğiniz ama daha çok ağırlıklı olarak bijuteri üzerine onun bilgisini vereyim. Buraya gelip uygun fiyata bijuteri alışverişinizi yapabilirsiniz. Karşıdan Yıldız dedi bir tane hanımefendi. Hemen yanına merhaba. Gideyim. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Çok teşekkürler. Ay teşekkür ederim o zaman. Siz ne yapmaya geldiniz Sabuncuhan Caddesi'ne? Gezmeye geldik. Neler alacaksınız? Bakıyorum. Bakıyor musun? Bak dönercide döner yedim. Çok lezzetli. Gerçekten çok lezzetli. Bana da 80 lira verdiler. Yeter mi burada? Yeter yani. E tamam ben de yettiririm bir şekilde. Ben biliyorsunuz idareli harcadığım için yettirebiliyorum değil evet, mi? Evet. O zaman ben de gezmeye buradan başlayayım hadi. Tamam buradan başlayayım sizin tavsiyeniz üzerine. İyi gezmeler size de. Hoşça kalın. Ay çocuk düştü. O kadar ağır poşetleri koymuşlar böyle. Tabii düşer. Ay dur. Şöyle hemen düzeltelim seni. Şöyle dur. Abisine diyor ki senin yüzünden düştüm. Şimdi burası güzelmiş. E o zaman ne yapalım? Burada neler var neler yok ve ne kadaraymış bakalım değil mi? Hadi gelin. Çok güzel bir mağaza sevgili seyirciler.
Burada aradığınız her türlü taşı bulabilirsiniz Sabuncuhan Caddesi'ne geldiğiniz zaman. Burası Sabuncuhan Caddesi'nin en meşhur mağazası. Bir kere onun bilgisini vereyim. Bakın ben de şöyle taktım takıştırdım. Bakın. Bileklikten yüze, yüzükten şöyle kolye uçlarına kadar ya da şöyle ne ararsanız burada bulabilirsiniz. İstediğiniz taşı alıp kendi takınızı kendiniz de oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda şöyle çok da güzel küpeler var. Doğal taşlardan, akik taşından tutun inciye, inciden tutun sedefe kadar birçok çeşit var. Küpeler 70 lira, 65 lira beğeneceğiniz küpeye göre. Onun bilgisini vereyim. Bunlar gerçek taş olduğu için küpelerin fiyatları o yüzden böyle 70 lira, 65 lira ya da 80 lira. Onun bilgisini vereyim. 80 liramı harcadım bak. Harcamasaydım şu küpelerden bir tanesini mutlaka alırdım ki gerçekten çok güzel küpeler var. Şöyle çok güzel kollarımı süsledim ben de. Böyle bileklikler var kalın. Bazı hanımefendiler yapamaz böyle bilekliksiz ve böyle yüzüksüz. Bir de şöyle elimde kitapçık var. Burada bütün taşların, burada bulunan bütün taşların özellikleri yazıyor. Ve burcunuza göre bütün taşları buraya gelip ve bütçenize göre satın alabilirsiniz. Burada sadece taşlar yok. Çelikten çok güzel kolyeler var ki çelik hiçbir şekilde kararmıyor. Onun da bilgisini vereyim size. Buradan kendi kolyenizi kendiniz böyle oluşturabilirsiniz ve dolu bir şekilde takabilirsiniz. Benim anlatmamla olmaz. Bu mağaza çok büyük bir mağaza. Bir kere bakın parmağıma taktığım yüzükler dışında burada çok güzel gerçekten yüzükler var. Şimdi sevgili seyirciler, burada sadece hanımefendiler için ürünler olmadığının bilgisini vermiştim. Burada bulunan tesbihlerin fiyatları 13 liradan başlıyor. Tabii şurada da birçok çeşit tesbih var. Şöyle döndüreyim. Hediye almak isterseniz burayı tercih edebilirsiniz. Fiyatlar tekrar söylüyorum 13 liradan başlıyor. 25 bine kadar çıkabiliyor. Yıldız 25 bin çok pahalı demeyin çünkü burada Kehribar grubu var. Kehribar pahalı bir taş. 300 liradan başlıyor ve 25 bin liraya kadar çıkabiliyor. Beyefendi zaten bir tanesini çıkartmaya çalışıyor şimdi. Çıkarttı. En pahalı olan tesbih, yani bu mağazadaki en pahalı ürün bu. 25 bin lira. Şöyle bakın. Sinek, karınca. Taşın içinde her şey var. Doğal bir taş. Bu taşın oluşumu doğal olduğu için hayvanlar böyle yapışıyormuş ve o yüzden bu kadar pahalıymış. Bilenler bilir zaten, özellikle tesbih meraklıları bilir. Burada yine çok güzel kombinler var. Böyle içim açıldı bu dükkana girince. Şöyle. Ya hangi taşı ararsanız var. Burada 250 çeşitten fazla taş var. Bir kere onun bilgisini vereyim size. Bu dükkan haftanın 7 günü açık bir dükkan. Sabuncuhan Caddesi'nde. Sabah 8'de açılıyor. Akşam da 7'de kapanıyor. Ay ben çalışıyorum, Eminönü'ne gidemem falan demeyin. Hafta sonu da açığız. E o zaman ne yapalım? Bu dükkanı da karıştırıp taşların içinde kaybolduk ya birbirinden güzel taşların, tesbihlerin. Sabuncuhan Caddesi'ni karıştırmaya, gezmek olsun da devam edelim. Hadi gelin. Sabuncuhan Caddesi ile ilgili hemen şu bilgiyi vereyim size. Sabuncuhan Caddesi, Mısır Çarşısı ve Kapalı Çarşı'yı birbirine bağlayan ana cadde sevgili seyirciler. Şimdi bu mağazaya girelim bakalım ne kadaraymış. Başında da söyledim programın. Sabuncuhan Caddesi'nde genellikle bijütericiler ağırlıklı. Birkaç tane böyle bijüteri mağazasına girelim ve sizlere fiyat bilgisi verelim. Thank you.
Ben böyle sarı altınların içinde kendimi kaybettim sevgili seyirciler. Adeta gerçek gibi. Eğer ki gerçek altınlarınızı takmak istemezseniz buraya gelip Sabuncuhan Caddesi'ne birbirinden güzel bijuteri mağazalarından böyle güzel bilezikleri alabilirsiniz, küpeleri alabilirsiniz ya da kolyeleri alabilirsiniz ki son zamanlarda fazlasıyla moda bunlar. Önceden beğenmezdik bunları da takmazdık, iyi diye böyle burun bükerdik. Şimdi moda oldu ya, ağız bükerdik. Moda oldu ya, şimdi hepimizin elinde, kolunda, boynunda, aynen, kulağında yani, aynen, değil mi? Yani bence yakıştı mı bana? Çok yakıştı. Gerçekten şöyle. Farkı yok zaten. Değil mi? Tamam. Gerçekten çok güzel sevgili seyirciler, ama insanlara gidip de böyle düğünde sahte altın alıp götürüp takayım falan demeyin buralardan. Değil mi? Alan var mı? Gelin, damat, hep kaynana, hepsi alıyor buradan valla. Gerçeğiyle zaten birebir, baksana şuna. Bakayım. Vallahi gerçeğiyle birebir. Evet. 50 lira bu arada tanesi. Bak. Sahte der misin buna? Demem tabii ki, ama çok güzelmiş gerçekten de. Sen de çok güzelsin. Allah nazarlardan saklasın. Gözlerinin rengi de çok güzel. Senin gözlerin bugün benim programımın nazar boncuğu olsun. Sen benim nazar boncuğum İnşallah. Ol bugün. Allah bizi nazarlardan saklasın. Bazen bana çok böyle nazar değiyor. Aynen. Öyle mi? Evet öyle. Birbirinden güzel küpeler var sevgili seyirciler. Bakın fiyatları 10 liradan 15 liradan başlıyor. Örneğin bu küpenin fiyatı Sabuncuhan Caddesi'nde 15 lira. Bu küpenin fiyatı 15 lira. Güzel mi Recep, beğendin mi? Güzel diyor. Recep çünkü genelde benim gösterdiğim herhangi bir küpeyi ya da yüzüğü ya da bir kıyafeti beğenmediği için geçen gün buraya çekime gelmiş Eminönü'nde, beğenmedi. Küpeyi aldım mı almamıştım galiba, değil mi? İçimde kaldı. Boynum büküp gittim. Sonra izliyor Recep ekrandan. Aa, Yıldız güzelmiş. Dedim niye aldırmıyorsun o zaman bana? Bir de bu küpe var. Bunu beğendin mi Recep? Ben de bunu çok beğendim. Bu gerçekten çok güzel bir küpeymiş. Bunun fiyatı da 25 lira. Alayım mı hanımefendi? Karşıdan böyle yapıyor bana. Güzelmiş. Alayım mı dedim, kaçtı. Alayım mı Recep? Alayım, bence de bu güzelmiş. 25 lira param var zaten nasıl olsa. Bakın şöyle küpeler var. Püsküllü. Her rengi var. Aynen. Bu senenin modası püsküllüymüş. En çok hangisi satılıyor? Şunlar var, yeni geldi. Bunlar çok güzel. Öyle mi? Bunlar yeni gelmiş. En çok bunlar mı satılıyor? Evet. Bakın gerçekten çok güzel. Bunun fiyatı da 15 lira. Bana göre fiyatlar uygun. Ben o kadar çok yer gezdiğim için artık neyin nerede ne kadar olduğunu biliyorum. Şöyle bu küpenin fiyatı da 12 lira. Burada bence fiyatlar gerçekten uygun. Ben şimdi şunları şöyle bırakayım ve şu küpeyi alayım. Sence Recep? Tamam. Ben bu küpeyi alıyorum ve sizi mağazayla çok azıcık daha baş başa bırakıyorum. Sonra bir de Sabuncuhan Caddesi'ne göz atın. Sonra ne yapayım? Sizi karşılayayım. Bu arada bu küpe 25 lira, 20 lira olur mu? Tabii, sizi mi soracağım? Çok teşekkür ediyorum. Mehmet, sol taraftan hemen 20 lira düşürür müsün? Teşekkür ediyorum. O zaman gezmeye devam edelim. İstanbul'un kalbinin attığı yerde, Eminönü'nde. Güzel dükkanlar var. Ulaşım çok kolay bu arada buraya sevgili seyirciler. Hemen onun bilgisini de vereyim size. Şimdi bijuteri bijuteri. Sıkıldın mı Recep? Sıkıldım diyor. Çok güzel çiçekler var burada. O zaman bir de çiçeklere bakalım. Şöyle yapay çiçekler var. 5 lira. Zaten her şeyin merkezi Eminönü. Ama semt pazarlarımızda da çok güzel şeyler var. Gittiğimizde aradığımız her şeyi bulabiliyoruz. Bakın. Şöyle gelin çiçekleri var. Dilediğimiz gibi yaptırabiliyor muyuz? Ha, hazır yapıyorlarmış. Toptan da satış varmış burada. Dilediğimiz gibi gelin çiçeği yaptıramıyoruz. Bakın şöyle gelin çiçeği var. Bunu arkadaşınıza atarsınız. Gerçeğini evde saklarsınız kurutup, yani değil mi Recep? Gerçekleri de mi var? Aa, kurumuş olarak da varmış. Bakın şurada göstereyim size. Buradaki gelin çiçeklerinin fiyatı 75 lira sevgili seyirciler. Şuradaki yapay çiçekler pembesinden kahverengisine, moruna, mavisine 5 lira.
şöyle. Alıp evinizde vazonunuzu çok güzel bir şekilde süsleyebilirsiniz. Yine burada çiçekler var. Şöyle çeşit çeşit. Bu ne kadar? Onlar 90 lira. Islak laleler. 90 liraymış gerçek bu da. Islak laleymiş gerçek. Sanki gerçek gibi yani. Şöyle kapı süsleri var çok güzel. Bunların fiyatı ne kadar? 35 lira. 35 lira. Yani burada fiyatlar 5 liradan başlıyor. 90 liraya kadar çıkabiliyor. 5 lirayla 90 lira arasında dilediğiniz çiçeği alabilirsiniz buradan. Hem gelin çiçeği olmak üzere, hem şöyle kapı çiçeği olmak üzere. Şapkasız çıkmam Recep, şapkasız konuşmam Recep. Yakıştı ama değil mi? Şapka takamıyorum ama nedense. Kafama bakıyormuş gibi herkes hissediyorum. Bir programı şapkalı sunacağım ama. Tamam mı Recep? Yakıştı mı peki? Teşekkür ederim. Şimdi ben buradan 7,5 liraya şöyle bir saç bandı almak istiyorum sevgili seyirciler. Şöyle beyefendi de tamam dedi. Burada fiyatlar 5 liradan başlıyor ve 170 liraya kadar çıkabiliyor. Eminönü'nde Sabuncuhan Caddesi'nde eldiveninden tutun saç bonesine ki farklı farklı saç bonelerine kadar ne ararsanız burada var. Şöyle benim beğendiğim gibi olmayan farklı ve süslü saç bantları var. Bakın. Kırmızısından şöyle altın işlemelisine, payetlisine, pullusuna kadar hangi rengini isterseniz var. Onun dışında abiye kıyafet giydiniz, üstüne atacak kürk, yalancı kürk bulamıyorsunuz. Bunu alın buradan, atın abiye kıyafetinizin üstüne ya da herhangi düz bir montunuzun, paltonuzun üstüne atın. Ya da herhangi bir kazağınızın üstüne atın, bir yaka iğnesi takın, havasını değiştirin. Benden söylemesi... Şimdi Mehmetciğim, kalan paramızdan 7,5 lirayı düşürür müsün? Beyefendi, bunu alıyorum ben ve bir programda da bunu hemen takıyorum. Şöyle vereyim size. Düştüm Mehmetciğim, tamam. Sabuncuhan Caddesi'ni karıştırmaya ne yapayım? Oo, devam edeyim. Evet, buyurun. Hi, hello. Hi, hello. I want to buy this one. Okay. Uh-huh. How much is one? 10. 10, okay. Yes, 10, 10, 20. Okay. Where are you from? I'm from Indonesia. Indonesia. Yes. You love Turkey? Yes, I love it. Okay. Say. Hi Turkey. Hi Turkey, Murky yok öyle. Merhaba Türkiye. Merhaba Türkçe. Aslında ben Türkçe'yi biliyorum. Madem biliyor, ne uğraştırıyorsun kız beni? Ha? Madem biliyor, ne uğraştırıyorsun? Merhaba Türkiye'de. Hi, merhaba Türkiye'de. Hi, merhaba yok. Hi, Türkiye yok. Merhaba Türkiye. Bir başka benim memleketim çünkü, söyle. Merhaba Türkiye. Merhaba. 7,5 lirada düştüğüne göre hadi gel kasaya gidelim ve Sabuncuhan Caddesi'nde gezmeye devam edelim. Eminönü'nde çok güzel bir kahve dükkanındayız sevgili seyirciler. Burası meşhur bir kahve dükkanı. Kahvelerinin yanı sıra Alman pastalarıyla fazlasıyla meşhur bir dükkan burası. Buradan geçen mutlaka bu Alman pastasından almadan gitmiyor. Yoluna devam etmiyor değil mi Recep? Yani burada şuraya oturmak için sıra bekledik. Ben oturdum tek başıma. Hanımefendiler de bekliyordu. Dedim ki ben sıradaydım ama dedim gelin siz de oturun yanıma. İyi yaptın mı? Süper yaptım. Oo, afiyet şeker bal olsun. Sıcak çikolataları götürüyorsunuz siz de mis gibi koktu. Buz gibi havada iyi gidiyor tabii. Burada fiyatlar 1,5 liradan başlıyor. 15-16 liraya kadar çıkabiliyor. Hanımefendilerle arkadaş olduk. Değil mi? Evet. Gayet de keyifli sohbet ettik. Recep buraları gösterirken. Sen de o mini gırtlak içip duruyorsun. Sürekli içiyorsun. Tadı çok güzel. Güzel mi? Mutlaka gelin. Sarılar çok yakışmış bu arada. Sarı sarı diye. Gerçekten çok yakışmış. Şimdi Alman pastası istedim ben.
Şöyle, ben aslında iki tanesini istedim sevgili seyirciler. Bunu da ikram olarak verdiler. Şöyle gösterelim. Aslında orijinal Alman pastası budur. Değil mi Recep? Şöyle burada kremalısı ve çikolatalısı da var. Bir de filtre kahve istedim. 19 lirayı ilk önce bir Mehmet'im düşer misin sol taraftan? Teşekkür ediyorum. İsimlerle hanımlar azıcık sohbet edelim. Çiğdem. Çiğdem. Benim kuzenimin ismi de Çiğdem. Öpüyorum canım kuzenimi. Sizin? Özlem. Özlem. Ay. Biz zaten Berlin'den geliyoruz. Öyle mi? Berlin'e sevgiler. Selamlar. Orada mı yaşıyorsunuz? Evet, orada yaşıyorum. Niye orada yaşıyorsunuz? Ülkemde yaşasanıza ne kadar güzel ülkem. Doğma büyüme Berlin'deyiz. Evet. Buraya da bir 3-4 günle gezmeye geldik. Gezmeye geldiniz. Eminönü çok güzel değil evet, mi? Çok güzel, kalabalık. Evet. Pastamıza da doyum olmuyor bu arada. Dur kız yani... ben aldım onu. Daha ikram etmedim. Dur hemen sahiplendi. Ama Türk misafirperverliği diye bir şey var. Ben bilerek iki tane aldım ki hanımefendilerle de paylaşalım, yiyelim diye. Şimdi Çiğdem'le Özlem'i ellerimle beslemem mi ben? Ha? Beslemem mi ben ellerimle Çiğdem'le Özlem'i? Aç ağzını. Çiğdem aç. Kapatma kız elini, aç ağzını. Oh yarasın. Al al artık. Şöyle Özlem'e de vereyim. Oh yarasın. Şöyle bir de ben tadına bakayım Alman pastasının. Gelsin yesin. Şahane. Gerçekten çok lezzetli. İçinde şöyle krema da var. Şimdi ben bir de kime vereceğim? Bir de ben yakışıklı kameramanım Recep'e vereceğim şöyle bu güzel Alman pastasından. Bir de şunun da tadına bakalım değil mi? Milföylü bu da, içi kremalı. Kızlar bak Türkiye'ye geldiğinizde ben sizi beslemez miyim hiç? Aç ağzını Çiğdem. Oh! Yarasın vallahi. Ne gün dönüyorsunuz? Perşembe günü. Perşembe gün dönüyorsunuz. Afiyet olsun Özlemciğim. Ne ben kendimi izlerken ne de siz beni çok izlerken canınız çekmesin. Biz bu pastaları yiyelim Çiğdem ve Özlem'le. Lirayla yola çıkmıştık. Mehmetciğim, geriye ne kadar paramız kaldı? Bir gösterir misin? Çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, ben bugünü dolu dolu yaşadım. Yemeğimi yedim. Takımı aldım. Buraya geldim. Bir kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahvemi içtim. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diyerek tatlımı da yedim. Alman pastamı. Daha ne olsun değil mi Recep? Sabuncuhan Caddesi'ni gezdik bugün Eminönü semtinde. Mısır Çarşısı'nın Ketenciler Kapısı'nın karşı caddesi. Kapalı çarşıyla Mısır Çarşısı'nı birbirine bağlayan ana cadde. Bijuteri mağazalarının ağırlıklı olduğu caddeden dilediğiniz alışverişinizi yapabilirsiniz bütçenize göre. Her şey var benden söylemesi. Program içinde söyledim. Eminönü başlı başına ayrı bir dünya, ayrı bir İstanbul. Gez gez bitmez. O kadar büyük ki bizim programa sığmayacak kadar büyük. Biz buraya geldik defalarca kez. Tekrar geleceğiz tabii ki. Yabancı turistler her yeri biliyor. Böyle güzel yerleri keşfediyorlar bizim bilmediğimiz. Biz neden keşfetmeyelim her yeri karış karış? Şu anda bulunduğum dükkanda fiyatlar 1,5 liradan başlıyor, 15 liraya kadar çıkabiliyor. Alman pastalarıyla ve kahveleriyle fazlasıyla meşhur bir dükkan. Alman pastasına meraklıysanız mutlaka buraya gelin. Değil mi kızlar? Aynen. Çiğdem ve Özlem Almanyalardan gelmiş buraya Alman pastası yemeye. Berlin. Siz de gelin. Berlin'den aynen gelmişler. Sevgili seyirciler. Paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli en istediğiniz gibi olanı ama hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyorsa olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması gecikiyorsa ona da sakın üzülmeyin. Geciken şey mutlaka size güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, söylemeye devam edeceğim. Hayatta bir tek ölüme çare yok. Kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza gülün, göz kenarlarınız kırışsın. O zaman... Kara bulutları kaldır aradan, vay aman, vay aman, vay. Beri gel gönlüme, çalayanım gel. Kendinize iyi bakın, hiç bir saat daha tekrardan ayrılmayın.
hoşçakalın.